Sevgili dostlarım, 15. bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bölümümüze iki tane item alarak başlıyoruz. İki tane Rab 1 Iron Bow alıyoruz. Kabul edelim. Dostumuz bize hocam siz satın, üstüne altına bakarız dedi. Tamam dedim. Biz uyurken çarı pazara koyuyoruz nasıl olsa satılsın. Ona parasını veririz. Dostumuzu frende de ekledik. Şurada görüyorsunuz Relampoga. Satalım inşallah. Altını üstünü karına konuşuruz dostlar. Ben bunları bankaya götüreyim. Önce Drake'ye gireceğim. Sonra üstümüzde 5 tane MS birikti. Onlara gireceğim. Ama öncesinde 10 tane soğanı etkinlik bitmeden bir kıralım istiyorum. Geçen bölüm Emriel'la yaptığımız kutu kırma olayında Emriel'in benden bir şey istememesine rağmen ben ona 114 emini ayırdım. Çünkü yorumlarda çok söylemişsiniz. Dostlar ben bu seriye 1 em bile katmadım. Katmayacağım da. Bu seri saf halinde ilerleyecek. O yüzden madem siz böyle istiyorsunuz ben de bu 114 emi ona vereceğim. Biz bunu yine kasarız 2 günde 3 günde sorun değil. Buraya ayırdım. Emriel geldiğinde parasını vereceğim. Sizin de içiniz rahat olsun. Dostumuzda bir item daha varmış. Onu da satmamı istedi. 52 tane DC flash. Bizde 850 civarı var zaten. 25 tane de Genya hamur. Bunu satarız. En kötü ihtimalle kendimize satın alırız. İBA'larla beraber koyarız pazara. İnşallah güzel fiyattan satarız. Selamımızı da verelim dostumuza. Şimdi gidip soğanları kıralım. Dostlar bu soğanlar asetten kırılıyor. Geliyoruz buraya. Bakalım ne verecek. Kanat veriyormuş. Güzel. Biz HP olan kanadı alalım. Bakalım ne verdi? Onlu Durat verdi. Güzel. XSC güzel. Magic Bag kırılmış geldi. Sıkıntı yok. Takalım. 300 HP'li kanadımız. Bu da 3 günlük peri. Bunun çok bir önemi yok. Bunu çöpe atacağız. Bu da X amblemi. Güzel. Bu da işe yarar. Kalsın. Bakalım VIP key'i kaç günlük veriyor? Dostlar VIP key'i de 3 günlük veriyor. Sorun yok. Kullanırız. Bizimki bitmişti zaten. Şimdi şu geniye hamuru da koyalım. 52 tane flash'ı da koyalım. Bu arada bu kadar zamandır maden yapıyoruz. İlk defa slot taşı attı. Ve çok yapmadım. Hani bir tur yaptım. Yarısını bile kırdıramadım. Biz bir Drake'ye girelim. Ya da gitmişken yol üstünde kırdırıp öyle gireriz. Alalım üstümüze. Dostlar kırıyorduk. Gördüğünüz gibi bir tane burada. Bir tane burada Monster Stone geldi. İki tane daha Monster geldi yani. Bir tane de TS attı. Az önce 5 taneydi. Şu an 7 tane oldu. Başka bir şey atacak mı? Atmaz zannederim derken Abyss geldi. Çocuk sevinince bir tane daha mı monster geldi dedim. Böyle bakalım. Boş. 5 tane monster'a girecektik. Artık 7 taneye gireceğiz. O zaman önce monster'lara girelim. Sonra Drake'i halledelim. Sorun yok. Dostlar ilk monster boş çıktı. Şimdi BDV geldi. BDV'ye gireceğiz. Outside'da Fidak dostluğumuza çok selamlar olsun. Onun da bize çok selamı var. Kalbimizi gönderelim. Teşekkür ederim kendisine. Be
Dostlar BDV'yi çok güzel bir şekilde kazandık. Partideki herkesin eline koluna sağlık. Yeşil kutumuzu götürüp bankaya koyalım. MS'lere devam edelim. Dostlar 5. MS'den bir tane Old Black Dragon neck aldık. İlk 4'ü boş geçti. Şuradan göstereyim size de. Böyle Old Black Dragon neck. Kare ediyor mu bilmiyorum. Yine 2 toz parası desek 4M civarı eder. Son 2 tane kaldı, devam edelim. Dostlar MS'ler bitti. Gösterdiğim Old BDN'den başka bir drop yok. Manaları ayıralım. Gerisini bir satalım bakalım. 7 tane MS bize ne kadar para kazandırmış? Bu ne ya? 443K. 333 de bu. Vallahi çok güzel. 1,3M desek. Bir de BDN geldi. 5M. Güzel. 2000 years later. Yepyeni bir günden herkese merhaba dostlar. CZ'ye çıktık. Şöyle biraz farm yapalım istedik. Bakalım boş bir yer varsa. Şu an burası boş görünüyor. Biraz dönelim. Olmadı trole geçeriz. Güzel. Tek atmamız güzel. Vurup vurup geçeceğiz. Dostlar ağaçlarda darlandık. İki kez kesildik. Biz de trole attık kendimizi. İki slot trolü rahat dönebiliyorum. Yani 4,5-5K civarında vuruyorum. Burada Kualvol dostumuzla beraberiz. Sağ olsun, var olsun. Bizi darlıyorlardı, o da bizi koruyor. Yoksa dostlar CZ'de gerçekten farm attırmıyorlar. Bakın. Şu an canlı canlı görüyorsunuz. Uzak duralım. Farmımıza bakalım. Dostumuz onu kovar zaten. Güzel güzel TS'lerimiz de geliyor. 6 tane oldu. Biz buraya geleli toplam 10-12 dakika olmuştur maksimum. Böyle geleni kovabilirsek, tabii Kualvol olduğu için şu an kovabiliyoruz. 10K'yı kaldırabilirsek direkt home. Kaçış yani. Biz devam edelim dostlar. Farmın sonunda görüşürüz. Dostlar biz farm yaparken Kualvol bizi koruyordu biliyorsunuz. Onun üzerine de 4 tane TS, 132K'da para gitmiş. 19 tane mana ile birlikte. Onları da alıyorum. Bakalım üzerimde 12 tane TS olmuş. RPR'miz geldi. Gidelim bir RPR'mizi yapalım. İkinci SVSC'yi şimdi bastım. 1-2 dakika oldu. Troll öyle çok çöpü olan bir slot değil biliyorsunuz. Normalde kırdırmalık shell atıyordu. Bu defa bana hiç atmadı. 42 tane pot olmuş. Atalım onu da buraya. 5 tane de ağaçlardan gelmişti. Bunlar da ağaçlardan gelen çöpler. Ağaçlardan hiç ağaç SC alamadık. Ne atak ne defans. Dostlar destanda şöyle bir olay var. Ağaçlar her zaman dolu. Yani çok para ettiğinden değil. Ama ağaçlar hep dolu. Hep birileri var orada. Hep orada bir fight dönüyor. Bir şeyler oluyor. Niye bilmiyorum ama ağaç olayı biraz böyle. Dostlar yine silahlar patladı. Yine geldik. Reperimizi yapalım. Bu defa 2 tane shell attı. Güzel gider kırdırırız. TS'miz 24 oldu. 12 taneydi. Slota gittiğimde SV'min tam 24 dakikası vardı. Yani ortalama 19 dakika olmuş. 19 dakikada RPR'miz geliyor dostlar. Dostlar 3. RPR'deyiz. Bu defa da tekli slota düşmemize rağmen 11 tane TS kasmışız. Totalde 35 TS oldu. 150 civarı da pot kastık. Biz trole başladığımızda şu geriye doğru akan saat 04:54'ü gösteriyordu. Yani ortalama 1 saat 10 dakika olmuş. 2 kez öldük, darlandık vesaire. 1 saat anca kasabilmişizdir. 1 saatte 35 tane TS ve yaklaşık 2M de para geldi. Hesap edersek TS'lerin tanesi 160-170K'dan gidiyor. Biz 160'tan hesaplasak 5M 600K TS'ler yapıyor. 150 tane pot da 750K desek 6M 300, 2M'de biz kastık 8M 300K. 1 saatte 8M 300K kastık dostlar. Bir de Stone Golem tarafını deneyeceğim şimdi. Bakalım boş mu acaba? Bir SVSC daha basalım. Bir yarım saat daha burada kalalım. Dostlar madenden çıkardığımız Gem of Life'lar çok işimize yarıyor bizim burada. 250 HP veriyor. Undi ile beraber neredeyse 400 civarı bir HP'mizi arttırıyor. Yani en azından CZ'de tek yemiyoruz. Ve az önce birini kestim ben. Bir tane okçu geldi. Beni darlamaya çalıştı. Şurada görüyorsunuz. Maalesef attım. 5-6 tane vurdum öldü. Yani vuruyoruz da ilginç bir şekilde. Hem de elimizde kalkan varken vurabiliyoruz. Elimizdeki kalkanla atağımız da düşmüyor. Trial seti giydiğim zaman MP rekle atağımız 2215. Kalkanla atağımız 2232. Kalkan int bonus verdiği için atağımız artıyor dostlar. Bu da şu demek. Int priest sol elden atak almıyor. Sadece sol elin bufflarını alıyor. Yani biz buradaki sadece ekstra özellikleri alabiliyoruz. Atak olarak artmıyor hiçbir şekilde. O yüzden biz böyle kalkanlı da tehlikeliyiz. I am the danger. Bakalım Stone Golem dolu mu? Bu dörtlü boş. Acaba şu üçlü mastodon dörtlü golem boş mu? Vallahi boş görünüyor. Dostlar bu üçlü mastodon dörtlü golemi dönelim biz. Burası daha güzel bırakıyor. Çünkü mastodondan nakit geliyor. Kesmesi de rahat. Dostlar tam RPR'miz gelmişti. Gelip bizi kestiler. Biz şimdi RPR'mizi yapalım. Bir üstümüze gelenleri satalım. Dostlar yine 12 tane TS kastık. Ama bu defa 52 tane de Glypton kanı kastık. Bakalım ne gelmiş ne gitmiş. Bayağı bir çöp geldi. Güzel çöp atıyor ya.
Son Golem slotu gerçekten güzel çöp atıyor. Dostlar bayağı kıymetli ya. Çok güzel. 900K böyle geldi. 2M 282K da böyle geldi. Glypton olduğu için böyle güzel nakit bırakıyor aslında. Yani ikisini birlikte kestiğimiz için böyle. Ha bu arada kaç dakika olmuş ona da bakalım. 04.18 başlangıçtı. Biz bu başlangıca 04.20 diyelim. Çünkü başlangıçta biz çiftli Stone Golem'deydik. Sonradan tekli Stone Golem ve Mastodon'a geçtik. 35 dakika olmuş. 7M 250K para varmış. Biz buradan 3.5M nakit. 12 tane de TS kasmışız. 35 dakikada çok güzel oldu bence. Biz gidelim, eğer ölmezsek, slotumuza gidebilirsek ben tekrar kaydı açacağım. Dostlar slotumuza geri geldik. Karus bir dostumuz vardı. Biraz otur kalk yaptım. Benim olduğunu anladı slotu. Biz şimdi devam edelim. Diğer RPR'de görüşürüz. Dostlar çok darlıyorlar artık. İki kez tohum attım, geri gittim. Yok, bırakmıyorlar. Üstümüzdekileri satalım. 825K. Paramız 11.6M oldu. 47 tane TS'miz oldu. Güzel. Biz şimdi gidelim CZ chat görevine devam edelim. 82 olalım bir an önce artık. Dostlar Emir Yıl'la beraber benim avuç görevini yapmaya geldik. Şu anda 6. mobu kestik. 3. ve 5. mobda 2 tane bu sattı. İkisi de bana geldi. Normalde kaydı açmayacaktım görev yapıyoruz diye. Çok ilginç bir şekilde iki busu ard arda attı. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bu arada %93'üz. Yani 82 olmaya çok az kaldı. İnşallah diğer kaydı 82 olduğumda açacağım. Dostlar bir önceki videoda çok tepki gösterdiniz. Madem siz tepki gösteriyorsunuz ben de Emir Yal'ın bana verdiği 114M'i geri veriyorum. Biz bugüne kadar seriye 1M katmadık. Katmayacağız dostlar. Bu seri saf halinde ilerliyor. Evet kutu kırıyoruz, ortaklaşa bir şeyler yapıyoruz, şans oyunu oynuyoruz, farm atıyoruz. Bu oyun tek başına oynanmıyor dostlar, bunu biliyorsunuz. Bu oyunu oynayan herkes bunu bilir. Tek başınıza ne yaparsanız yapın belli bir seviyenin üstüne çıkamazsınız. Mümkün değil. Yani örnek veriyorum, ben yaklaşık 2 haftadır 81 levelim. 82 olamıyorum. Çünkü birilerine muhtacım ve X Parti'ye giremiyorum sürekli farm attığımız için. Yani bu oyun tek başına oynanmıyor dostlar. Benden iyi biliyorsunuz. Ama ben yine de sizi dinliyorum ve 114M'i Emir Yıl'a geri veriyorum. Yani şu an üzerimizde sadece 12.5M paramız var. Az önce çıkan 2 tane busumuz ve bugün sabah farmdan çıkardığımız eşyalarımız var. Başka da bir şeyimiz yok. Serimize böyle devam edeceğiz. Dostlar geçen videonun yorumlarında size sormuştuk. Ne kırmamızı istersiniz diye. Emir Yıl'ın da dediği gibi yorumlarda en çok Old Draki Box kırmamızı istemişsiniz. Bu bölümdeki etkinliğimiz Old Draki Box kırmak olacak muhtemelen. Biz ayarlayalım çantamızı. Draki Box'larımızı alalım. Muhtemelen biz para vermeyeceğiz. O yüzden geleni de almayacağız. Sadece etkinlik için yapacağız. Seriye dahil olan bir şey olmayacak yani. Rahat olun. Like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't.
Dostlar BDV'yi kazandık. Güzel bir BDV'ydi. Bayağı PK dönen bir BDV'ydi. 4.5K civarı NP'm vardı. 6.300 oldu. 1.5K NP kastık resmen. Dostlar BF açıldı. Gece 2 BF'si. Biz de BF'ye girdik. Biraz Glüton, biraz Pride. Ne bulursak döneceğiz. BF bize atınca ben size bütün dropları göstereceğim. Dostlar BF'nin şu an tam sonundayız. 0-0-0-0. Birazdan kapanacak BF. Bu mobu kestirir mi bilmiyorum. Tam düşündüğümüz gibi kasamadık. Bu defa biraz kısır geçti gibi ama yine de iyi taş aldık diyebiliriz. Bakalım son mobu kestirecek mi bize? Kestirmedi. BF bitti dostlar. Hemen şimdi paylamamızı yaparız. Trade'imizi atalım. Emiryal'a üstümüzdekileri verelim. 14 tane Glüton taşı, 11 tane Pride taşı, 1 tane Gold Coin, 1 emlik, 2 tane de Temperate Vision Stone. Bunlar para ediyor mu bilmiyorum. Verelim ve payımızı bekleyelim. Dostlar payımızı alıyoruz. 13 tane Glüton taşı, 10 tane Pride taşı. Bir de buz. Güzel. Trade'i kabul edelim. Taşlarımız hayırlı uğurlu olsun. Bankamıza bakalım. Bir tane de Aoş'tan aldığımız busumuz vardı. 3 tane yeşil kutumuz var. Bir tane Black Gem var. Bunları çıkarken Emiryal'a veririz. O yine pazar çarından satar bize paramızı verir. Saat şu an gece 4'ü 10 geçiyor. Biraz geç oldu. Uyuyabiliriz. Farma devam da edebiliriz. Biz bir karar verelim. Kaydı açarız dostlar. Dostlar Emiryal'la beraber burada sizin isteğiniz üzerine Old Draki Supply Box kıracağız. Fakat öncesinde respectively dostumuz bize 3 tane kutu veriyor. Hocam senin kırmanı istiyorum dedi. Bakalım nasibi var mı? Hadi inşallah. İnşallah güzel bir şey çıkarırız. Bismillah diyelim. Priest Shell. İlki boş geçti. İkinciye bakalım. Ver güzel bir şey. Blave. Nasip üçüncüye diyelim. İnşallah dostumuzu sevindiririz. Verdi mi? Vermedi dostlar. İki Shell, bir Glaive. Şimdi trade atınca anlayacak. Dostum maalesef. Bir Glaive, iki de Shell veriyorum. Üzülerek. Yapacak bir şey yok. Nasip değilmiş. Dostlar ben 5 tane daha kutu verdiğini görmedim. Yazınca anladım. Bu 5'liden bir şey bekliyorum diyor. Hadi inşallah. İlkinden başlayalım. Elixir. Biz niye son zamanlarda bir şey çıkaramıyoruz derken Sword of Beast. İstenmeyen bir unique. Kıracaktır muhtemelen. Üçüncüde bari bir şey ver. Tomahawk. Böyle bir tur atalım. Dördüncüyü ver. Güzel olsun. Player. Bari kutuların parası çıksın. Bir tane daha unique ver. Bakayım. Evet son kutu. Dostumuzun yüzü gülsün. Verdi mi? Chitinbow. Güzel oldu bu. Bu güzel oldu. Çünkü Chitinbow 9-10 M civarında. Sword of Beast de bir 4-5 M eder. 8 tane kutu kırdı. Kutulardan fazlasını aldı diyebiliriz. Teslim edelim kendisine. Önce Chitinbow. Sonra Sword of Beast. Elixir. Tomahawk. Player. Kabul edelim. Evet dostlar gelelim biz kendi etkinliğimize. Yani Emiryal'ın kendi etkinliğine. Benim içinde hiçbir şeyim yok. Dahlim yok. Param yok. İtemim de yok. Emiryal kutuları verecek. Biz de kıracağız. İnşallah güzel şeyleri alacağız. Bakalım video yorumlarında sizin söylediğiniz Old Draki Supply Box'tan 37 tane almış. İnşallah biz de güzel droplar veririz ona. Yüzünü kara çıkarmayız inşallah. İlk defa bir Supply Box kıracağım. Benim zamanımda yoktu böyle şeyler. Ama şunu söyleyeyim dostlar. Olur da boş Draki Pendant atarsa çok güzel olur. Çünkü bayları bile 6-7 GB arasında. Bu arada Old Draki Supply Box'ların tanesi 9.5M. Biz bunlara 352M verdik. İnşallah 350M'den daha fazlasını alacağız. Umudumuz var. Kapatalım sağımızı solumuzu. Bunların dropları ne ben tam bilmiyorum. Yani o Jewel'lar dışında başka ne atıyor bilmiyorum. Başlayalım. Draki Supply Box. Hadi bismillah. Draki Commander Badge. Bundan çok atacak mı acaba? Bizim üzerimizde de var ondan bir 4-5 tane. Hadi bakalım. Sevindir bizi. İkincide de badge attı. 3'te ne vereceğim? Bari 3'te bir unique ver. Chitinbow. Bunun böyle dropları var mı ya? Varsa kötü. Hadi dördüncü. Impact. Hadi bakalım. Rogue'ye Chitin Shell. Ver.
Gene şel. Niye bana bu kadar çok şel veriyor acaba ya? Bu defa da badge verdi. Unique atıyor mu? Bilmiyorum. Dostlar 29 tane kaldı. Yani yaklaşık 1 GB verdik derken Darkwing geldi. Ayırdık onu kenara. Kaç kaldı? 28. Devam edelim. Verdi mi? Play verdi. Şu an mavi kutu kırıyor gibiyiz. Hiçbir farkı yok. Sadece arada badge atıyor. Ver güzel bir şey. Ne kadar şel attı ya. Hep şel atıyor. İlginç. Bir jevalımız var mı? Bone Crusher. Şimdi var mı? Gel kolluk. Güzel bir jeval ver. Hangok Sword. İkinci unique'miz. Güzel. 15 tane kırdık. Kaldı 22 tane. Batırmayalım adamı gider ayak. Ver güzel bir şey. Sitin kolluk. Dostlar gece şu an saat 4:37 geçiyor. Yani şu an sabah ezanı okunuyor. Belki duyuyorsunuzdur. 21. kutuyu kırıyoruz. Bakalım. Mirage. Sağa sola açalım. Niye kapatıyorsak? Alışkanlık oldu demek ki. Şimdi ne veriyorsun? Commander Bage. Çel kafalık. Kaldı 18. Kaldı 18. Gene badge verdi. Çel kolluk. Atomic Club. 3 tane hızlı kırdım. Hiçbir şey vermedi. Kalan 15 dostlar. Yarıyı geçtik. Bir tane Darkwing aldık sadece. Graham. Graham. Titin. 3.5 GB gözümün önünde eriyor dostlar. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Raptor veriyor. Devam. Elixir. Allah'ım. Bari bunda yüzümüz gülsün. Çitin bu. Devam. Shell. 9 tane kaldı. Bunu da kırayım. İçime bir şey doğmuştu ama bu değildi. Bu değildi. Çünkü bu kırılacak bir şey. Ne alınır ne satılır. Ver artık güzel bir şey. Gel bot kaldı 7. Ya insanlar ne güzel jewel'lar alıyor. Dex jewel, STR, boş pendant. Bir şeyler alıyorlar. Biz niye alamıyoruz ya? Ben insan değilim. Sona doğru bari güzel bir şey ver de şuradan mutlu ayrılalım. Hadi. Yine raptor verdi. Büyük zarara girdik gibi. Var mı bir şey? Crimson bot veriyor ya. Allah'ım. Çıldırmamak elde değil. Kaldı 4. Son 4 dostlar. Son 4. Ver bir şey. Cleaver mı? Son 3. Geldik kader anına. Ver bir şey. Gel. Son 2. Çıkar mı? Commander Badge. 7 tane Commander Badge verdi. Son kutu. Son kutuyu kıracağım ve bakmayacağım dostlar. Baktım. Daha kötü olamazdı herhalde. Böyle rezil bir tabloyla baş başayız. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. 3.5 GB eridi. Bunlar sadece 50M, 60M eder maksimum. Dostlar geldik, şerleri kıralım. Adamı batırdık. Bari bir şeyler verebilelim. Hiçbir şey atmıyor. Atmamaya devam ediyor. Harika ya. Efsane gidiyoruz. Müthiş. Hepsi çöp. Devam edelim. Muhtemelen upgrade'e geçeceğiz. Dostlar çitinleri ve glaive'i komple yaktık. Hiçbiri geçmedi artı 6'ya. Elimizde bir tane artı 5 raptor var. Diğer uniklerimiz artı 3. Ve Emerial'ın kendi bastığı Scorpion Bow artı 7'si var. Bir de Trin aldı. Hocam hepsi yanarsa at 8'e gitsin dedi. Bakalım, inşallah hepsi yanmaz. Güzel bir şeyler verebiliriz. Ben önce Hangu artı 4'e atmakla başlamak istiyorum. Hadi bismillah dedik. Hangu 4 oldu. Güzel. Burada en kıymetsizi Raptor gibi duruyor.
Raptor'u direkt 6'ya atalım. Raptor'umuz 6 oldu. Güzel. Bu güzel oldu. Şimdi Chitimbo'u atalım. O yanarsa direkt Darkwing'i atacağım. Geçti. Hanguk'tan devam edelim. Hanguk yandı. Şimdi sıra Darkwing'de. Bu Darkwing'i bize artı 4 olarak vermesi lazım dostlar. Geçenki upgrade gibi olmaması lazım. Ya altı üstü 4'e atıyoruz ya. 7'ye 8'e değil yani. Ver şuraya koy işte. Çok güzel. Harikayız. Şimdi Chitimbo'yu 5 yapacağız. Chitimbo uyandı. Bakalım. Darkwing'i artı 5 oluyor mu? Olur inşallah. Çok zarardayız dostlar. Darkwing 5. Güzel. 3 tane busumuz var. Önce Raptor'u 7'ye atacağız. Trivium'umuzu atalım. Bakalım 7 veriyor mu? Raptor'umuz yandı. Maalesef. Darkwing'i 6 alabilecek miyiz? Ben alacağımızı düşünüyorum bu defa. Bu Darkwing'i bize ver. Bari zararımızın 3'te 1'i çıksın. Dostlar Darkwing'i artı 6 oldu. Şimdi Emeril'e soracağım. Eğer diyorsa önce Darkwing'i 7'ye atacağım. Sonra geçmezse Scorpion Bow'u 8'e atacağım. Dostlar gördüğünüz gibi kararımızı verdik. 3 tane yakmalı kaldık. Darkwing'i 7'ye atacağız. Geçmezse Scorpion Bow'u 8'e atacağız. Artı 7 yakmalıklarımızdan başlayalım. İnşallah Darkwing'i verir. En azından zararın bir kısmını kurtarır. Yanlışlıkla şunlardan biri 8'e 9'a geçmesin de. Son yakmalığımızı da atalım. Güzel. Geldik Darkwing'e. Darkwing'i koyduk. 7. slota koyduk. Bir tane preview attık. Çok bir şey değil ya. Artı 7 istiyoruz. Lütfen bunu bize ver. Bir tane daha atıyorum. Güzel Rahoe'mizin hatırına ver bize. Uğraştırma. Scorpion Bow'u 8'e atmanın heyecanını yaşamak istemiyorum. Darkwing'i ver. Bizi üzme. Hadi bakalım. Geçti de ya. Vallahi yandı. Geldik Scorpion Bow'a. Dostlar artı 8 Scorpion Bow'u basmanın sırrını veriyorum size. Scorpion Bow'u koyuyorsunuz. Tirina'yı 2'ye. Busu 8'e koyuyorsunuz. 2 kez preview atıyorsunuz. Bakın. Burası önemli. Bu 1. Bu da 2. Sonra cancel diyorsunuz. İptal ediyorsunuz. Scorpion Bow'u koyuyorsunuz. Bu defa Busu 2'ye. Tirina'yı 8'e koyuyorsunuz. Direkt Tovn atıp confirm'e basıyorsunuz. Ne oldu acaba? Üzüldü ama. İnşallah geçmiştir ya. İnşallah geçmiştir. Saat sabahın 5 çeyreği. Geçse bile PM de gelmez. Ama çocuk da üzüldü. Bakalım mı? Hadi bismillah. Hiçbir şey geçmemiş. Yine adamı zarara soktuk dostlar. İnşallah bir dahaki sefere zarardan kurtaracağız. Dostlar Felankor çıktı, oraya geldik. Bizi çağırdı dostlarımız. İlk defa bir Felankor PK'sı yapıyoruz ve Felankor kesmeye çalışıyoruz bu seride. Bakalım nasıl olacak? Bizde kalacak mı? Hadi düş, düş, düş artık, düş. Lütfen düş. Felankor düştü. Kimde kaldı? Bizde kalmadı dostlar. Maalesef bizde kalmadı. Olsun. En azından gelmiş olduk. Bir kere de olsa Felankor'u denemiş olduk. Dostlar Essant'ta geziniyordum. Son golem slotunu boş buldum. Geleyim dedim. Gördüğünüz gibi bir tane bus attı ve 3. mobdan attı. Yani flashlara bastım. 1. 2. 3. mobu kestim, bus attı. Görüyorsunuz. Ya kısmetimiz var moblardan.
Ya da moblar artık drop atmaya başlamış, bilmiyorum. Ben burada biraz devam etmek istiyorum. Üzerime geniye hamur falan da almadım ama 43 dakikamız var. Ben şimdi geniyeye bırakırım muhtemelen. Arkada edit yapacağım. Bu video yetişsin. O geniye de takılırken bakalım ne zaman RPR gelecek. Üstümüzde pot da az. Normalde Stone Golem pot atıyordu. Bakalım atıyor mu? Atıyor. Tamam, birbirini karşılar muhtemelen. Dostlar RPR'miz geldi. Çarımız Town attı. Birlikte bir RPR'mizi yapalım. Yaklaşık 20 dakikadır slottayım. Zannederim 43 dakikaydı geniye süremiz. 22 dakika kalmış. Yani 20 dakika diyebiliriz. Üstümüzdekiler bunlar. İlk boost'tan sonra başka boost atmadı. Üzerimde de 12M600K ile gelmişim slota. Yani 500K, 550K nakit para kasmışız. Bakalım çöplerden ne gelecek. Bu artı 4 MP rek satarız ya da birine hediye ederiz. 2M125K sadece 14 tane çöpten gelen para. Yaklaşık 2.8M kasmışız 20 dakikada. Mükemmel. Artı bir de boost'umuz var. Yani 4M civarına, 4.5M civarına tekabül ediyor. Bu arada bir tane kırdırmalık çitim, bir tane de kırdırmalık shell attı. Bunları alalım. Üstümüze biraz pot alalım. Tekrar bir boost vesaire gelirse kaydı açacağım. Dostlar ikinci RPR'mize geldik. Üzerimizdeki 43 dakikalık geniye bitti. Bu defa bir tane Monster Stone geldi. Şuradan bakayım gösterebilecek miyim size. Kaybolmuş dostlar, gösteremiyorum. Ama bu defa bir tane MS geldi. Bir de kırdırmalık shell aldık. Ne kadar geldi? 705K. Gördünüz dostlar. İlk 20 dakikada 4M gibi bir şey kazandık. Şu an 700K kazandık. Yani burayı bir saatlik değerlendireceğiz. Öyle 20 dakikalıktan değil. Ben üzerime geniyemi de alayım. Hadi gidelim. Bu arada 4 Bo ya da Abo dostumuza çok selam olsun. Bizim yüzümüzden başlamış oyuna. Dostlar ben kayıttayım sanıyordum. Değilmişim. Tanımız Town attı. RPR'yi yaptık. Çöpleri sattık. 781K para geldi. BDV geldi bu arada. BDV'ye gireriz, çıkarız. Sonra bir slota devam ederiz. Bu 95 dakika bitince ben tekrar kaydı açarım. Bu arada dostlar bu magic hamurları üstüme almamıştım. Şimdi alayım. Bunların da tanesi neredeyse 500K'dan satılıyor. Yani en az 15M'de burada var. Güzel. Bu 1 saatte biz toplam ne kastık dostlar? 12M600K parayla geldik. 5M diyebiliriz. 5M nakit kastık. Bir tane buz. Bir tane artı 4 sword breaker MP'lik. 3 tane de kırdırmalık shell ve çitin geldi. Güzel 5M nakit. 6.7 diyelim. Şunlarla beraber 7M civarı bir nakit kasmışız. Güzel oldu. Mana da yemiyoruz. Manayı da arttırıyoruz hatta. Tek masrafımız burada geniye dostlar. 1 saatlik geniye bize 1M250K'ya geliyor. Onu düşersek yani şu buz geniyeyi vesaire karşılasa biz 5.5M civarı bir nakit kastık diyebiliriz. Dostlar bu defa Monster Stone'u yakaladım. Burada gördüğünüz gibi. RPR'mize az kalmış. İkinci MS'miz gelmiş. 2 tane kırdırmalık shell gelmiş. Onun dışında buz gelmemiş mesela hala. Bakalım bekleyelim, gelir inşallah. Dostlar kutupta yaz gibi isimli arkadaş gelmiş bize trade atmış. Karımız durmuş görüyorsunuz. Hem de iki kez atmış, bir kez de değil. Ve bizi öldürmüş. Şimdi bir soralım. Neden trade atıp bizi öldürdün diye. Biz şimdi kalkıp tekrar slota gideceğiz. Biz bunu dostlar direkt CR'ye atalım. Böyle var mı istediğimiz kişiye trade atıp yatıralım, öldürelim. Kutupta yaz gibi arkadaşın ismi. Belli ki bu slotları dolaşıyor. İnsanlara trade atıp öldürüyor. Bundan da keyif alıyor. Saatten sonra bu ne yazarsa yazsın ben okumayacağım. Ve bu videoyu direkt Discord üzerinden CR'ye yükleyeceğim. Kendisi artık oyun yetkilileriyle ilgilenir. Çok sinirlendim. Biz çok zor bir şekilde eksik kasıyoruz. Dostlar geri geldik. Trade'i kapattık. Partiyi blokladık. Her şeyi blokladık. Ya yazıklar olsun ya. Biz o kadar emek verip eksik kasıyoruz. Adam gelip trade atıp bizi yatırıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dostlar UTC'ye yine giremedik. Maalesef yapacak bir şey yok. CZ chat görevini tamamlamaya çalışıyorum şu anda. JR'ye girmeden önce 82 olalım istiyorum. A few moments later. Dostlar şu anda 82 olduk. Evet. Çok şükür. 82 olabildik. HP'ye verelim. HP'miz 7K'yı buldu. Şuradan da 60 ile verelim. Toplu 10K'mız çok şükür açıldı. Dostlar biz yine trole geldik. Kovulana kadar burada kalalım. Burası güzel kasıyor biliyorsunuz. Saatlik en kötü 7-8'den bırakıyor. Çıkan TS'leri biz kullanıyoruz zaten. Satmıyoruz. DC Premium'un bitmesine 12 gün var dostlar. Bu DC Premium bitene kadar kastıklarımızı saklayacağız. Sadece BF'den çıkanları emir yıla verip sattırıyorum. Bir de farm payımız olursa. Çünkü onlar uzun süre pazarda bekleyebiliyor. Onun dışında benim pazara koyacaklarımı ben ayın sonu geldiğinde satayım diyorum.
Dostlar CZ aşırı kalabalık. Hiç kastırmıyorlar. 4 tane kastık TS. Sabah üzerimizde 47 tane vardı. Bayağı bir kullandık. Kırılacak bayağı bir şeylimiz var. Onları kıralım. Dostlar JR'yi kaybettik. Biz de çıktık partiden. Oyundan çıkıp tekrardan girdik. Yapacak bir şey yok. Yine alacağımız bir JR'ydi ama kaybettik. Int setimizi giyelim. Gidip şu bir black bir de green'i kırdıralım. Jeneratöre geldik dostlar. Green gem'le başlayalım. Kelbot. Buz. Güzel. Yine ikisinin parası çıktı diyebiliriz. Bakayım bankada başka gem varsa onu da alıp kıralım. Dostlar ben kayıttayım sanıyordum. Değilmişim. Bankada bir tane daha black gem ve 3 tane de yeşil kutu vardı. Onları da aldım üzerime. Üzerimizdeki green gemle black gemden biliyorsunuz Shell ve Buzz attı. İkinci black gemden de Buzz aldık. Geldik 3 tane yeşil kutuyu kırdırmaya. İlkinden Priest Impact attı. İkinciden gene boya attı. 6M. Bir yeşil kutumuz daha var. Bunu da kıralım. Bir şey vermeyecek ama biz gene de kırmış olalım. Shell kolluk. Güzel. 6M'imiz burada var. 3.7 de burada var. 9.7. 10M diyebiliriz. Bakalım bunlardan bir şey atacak mı? Tabii ki hayır. Biz 3 tane yeşil kutu, 2 tane black gem, bir de green gem verdik. 2800 gemlere desek, 3750 kutulara desek zaten toplam 6.5M yapıyordu. Voe sadece 6-6.5M onlar kurtarıyor. Boost'lar ve Jevel'lar bize kar kaldı. Güzel oldu. Dostlar üstümüzdeki 3 tane boost'u 1.7M'den satıyoruz dostumuza. Hayırlı uğurlu olsun. Üzerimizde 24.8-25M para oldu diyelim. Gidip bir drakilere gireceğim. Bakalım drop olursa açarım ben kaydı. Dostlar bugün 17. veya 18. gün olması lazım. Draki'den hala hiçbir drop alamadık. Yine boş geçti. Bir tane shell verdi sadece 3 turda. Drakiler gittikçe kötüleşiyor. Sebebini bilmiyorum ama böyle devam ederse muhtemelen girmeyeceğim. Yani bu ay girerim ama önümüzdeki premium'da bir daha girmem gibi duruyor. Ya bu kadar rezil olur mu ya? Ya anlayamıyorum. İlginç. Saat şu an 12'ye geliyor dostlar. Bir bakayım farm yapacak bir yer bulayım. Ya Geniye'ye bırakırım ya da elle biraz farm yaparız. Dostlar dörtlü Raven'ı boş buldum. Bir dalalım bakalım nasıl olacak Raven'da. Bakalım manamız gidiyor mu? Gitmiyor gibi. 3800, 3900, 4000. Güzel manamız doluyor. Görevimiz de var. Görevimizi de yaparız. EC flashlarımız basılı. Şu manaların bir kısmını koyayım. Çünkü mana birikecek üzerimizde. Tek korkum dostlar Undi bitince Undi atmaması. Biliyorsunuz Geniye'de Undi'yi atmıyor. Yok rahat dönüyor dostlar sıkıntı yok. Ben buradayım. Arkada edit yapacağım. Ha, TS'den zamanı tutarız. TS'ye şimdi bastım zaten. Muhtemelen bir 20-25 dakika içinde RPR gelir. Belki daha erken de gelebilir. Üzerime Geniye hamuru aldım. Olur da açamazsam diye. Hatta şurayı da tıklayalım. Çünkü taun atınca zehirden ölüyor. XP ölmememiz lazım bizim. Ben sürekli başındayım. Bakacağım yani dostlar. Sıkıntı yok. Drop olursa ben açacağım kaydı. Dostlar şu an geleli neredeyse 25 dakika oldu. 58 dakika vardı TS'nin. Yani 2 dakika önce basmıştım slota gelmeden. Bir tane MD gelmiş. Şöyle gösterelim MD'mizi. Devam edelim. Bize en az artı bir pre-steering lazım. Premium parasını çıkardıktan sonra ilk yapacağım şey 2 tane pre-steering almak. Dostlar RPR'den döndük. 3-4 dakika geçti. Bir MD daha aldık. Dostlar 15. bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir iki açıklama yapayım dostlar size. Birincisi geçen bölümle alakalı. Geçen bölüm çok tepki gösterdiniz. Ben de Emiriel'a direkt parasını iade ettim. Hani ben bu seriye bugüne kadar 1M katmadım. Her şeyi kendi emeğimizle yaptık. Yani al sat yaptık, farm yaptık, upgrade yaptık, kutu kırdık. Her şeyde ya bizim ortaklığımız ya bizim payımız ya da direkt bizimdi zaten. Yani içinde bulunmadığımız hiçbir şey bu çara katılmadı. Bir arkadaş yazmış yorumda mesela. Nasıl bu kadar hızlı ilerledin? Yahu her şey kayıtlı. Yani videoya girip görebilirsiniz. İtemleri tanıdığın kişiler alıyor diyor. Arkadaşlar server'ın yarısını tanıyorum zaten artık. Başlarken hiç kimseyi tanımıyordum biliyorsunuz. Benden item alanlar, bana item verenler beni tanıyor mu Allah aşkına? Geçen bölümde 3.5 GB'ye aldığımız Hurunting'i 495M'e sattık. Bir sürü laf ettiler. Yani alsat yapmayalım mı dostlar? Ben ilk bölümde söyledim bunu yapacağımı zaten. Hani alsat yapmadan zaten sıfırdan mümkün değil.
sadece farm yapalım dersek sadece premium'u çıkarırız. Üstümüze takı bile koyamayız. Çünkü biz 24 saat oyun oynayan insanlar değiliz. Ailemiz var, çocuğumuz var, işimiz var, uğraştığımız şeyler var. Velhasıl dostlar, başınızı ağrıtmayayım. Bizi izleyen biliyor. İzlemeyip sadece bir bölümü izleyip yorum yapanlar böyle konuşabiliyor. Onlara da açık söylüyorum. Beni izlemek zorunda değilsiniz dostlarım. Gidin başka şeyler izleyin. Yani dediğim gibi kısa keselim dostlar. Biz bu seriye gerçekten emek veriyoruz. Emek vermediğimizi düşünenler başka şeyler izleyebilirler. Kendi tercihleridir. Yorum yapın, eleştirilerinizi yapın. Ben eleştiriye açık bir insanım. Ama kör bir şekilde eleştirmek gerçekten yakışmıyor. Hiç kimseye yakışmıyor. Biz 14 bölümdür, yaklaşık 1,5 aydır, 2 aydır emek veriyoruz. Her şeyi emekle yaptık ama bunlar göze gelmiyor maalesef. Bu arada benim sizi ikna etmeye çalışmak gibi bir olayım yok dostlar. Ben sizi ikna etmeye çalışmıyorum. Ben burada oyun oynuyorum ve ne yaptığımı söylüyorum, bu kadar. Bunun ötesi yok. Yani örnek veriyorum, farmda farmın girişini ve çıkışını gösteriyorum. Araya bir şey mi katıyorum yani? Bilmiyorum ne demek istiyorsunuz, anlamıyorum ama beni yapmadığım şeyleri yaptığımı ikna etmeye çalışıyorsunuz. Biz hiç kimseyi ikna etmiyoruz dostlar. Biz insanlara güzel şeyler sunmaya çalışıyoruz. Bu güzelden kastımız şu. Biz sıfırdan başladık bu işe ve öyle devam ediyoruz. Burada polemik yaratmak değil amacım ama zoruma gitti dostlar. Gerçekten zoruma gitti. Biz üzerimizdeki 24 emre devam ediyoruz. Biz yine para kasacağız dostlar. Biz yine upgrade yapacağız. Batacağız, çıkacağız, kutu kıracağız, şans oyunu oynayacağız. Yapacağız bir şeyler. Bizim kanalımız sizin aradığınız şeyleri sunmayacak size. Maalesef. Yani burası polemik yeri değil. Hiçbir zaman da olmayacak. Biz böyleyiz ve böyle devam edeceğiz. Bu açıklamayı ilk ve son kez yapıyorum. Bir daha da yapmayacağım. Dediğim gibi eleştirilere her zaman açığız. Hatta girip videonun altındaki yorumlara bakabilirsiniz. Silmedim hiçbirini. Durum böyle dostlar. Biz işimize bakalım, biz yolumuza bakalım. Kalmış zaten burada premium'un 11 günü. Biz bu 11 günde önümüzdeki ayın premium'unu çıkaralım, üstümüze takı alalım, oyunumuza bakalım, keyfimize bakalım yani. Bu oyunu her zaman söylüyoruz. Para kazanmak için oynamıyoruz. Biz bu oyunu keyif almak için oynuyoruz. Geçen bölüm +6 Rahoe'yi bastım ve kullanmaya başladım. Çünkü hayalimizdi bu. Biz onu satıp başka şeyler yapabilirdik. Evet biliyorum. Hatta parayı cebe atıp ya yandı da diyebilirdim. Onu da biliyorum. Ama buna ne gerek var? Biz oyun için oynuyoruz. Yani oynamak için, keyif almak için oynuyoruz. Biz bu yüzden buradayız dostlar. Sıkıntı yok. Biz devam ediyoruz. Bu bölümü böyle bitirelim. Burada bitirelim. Malum burada hala sallantılar, depremler olmaya devam ediyor. Bu yüzden bu bölüm biraz kısa olacak. Hatta yetişmeyebilebilir gününe. Ama sağlık olsun dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.